Merhaba arkadaşlar, enzimlerin sınıflandırılmasından devam ediyoruz. Şimdi bir sürü enzim çeşidimiz var. Bunlar sınıflandırılmış tabii ki. Bu sınıflandırmaları yapacağız ve daha sonra her birinin teker teker çeşitlerini göreceğiz. Arkadaşlar, birinci olarak oksidoredüktazlardan bahsedeceğim. Oksidoredüktazlar. Oksidoredüktaz. Nedir oksidoredüktazlar? Arkadaşlar, oksidasyon tepkimelerinde, redüksiyon tepkimelerinde görev yapan enzimlerdir. Yani bunlar redoks tepkimelerini katalizer. Hani kimyada vardı ya redoks tepkimeleri, yükseltgen ve indirgenme tepkimeleri. Bunları katalizleyen enzimlere biz ne diyoruz? Oksidoredüktazlar diyoruz. O zaman şöyle bir açıklamasını yapalım. Şöyle yazalım. Oksidasyon ve redüksiyon. Redüksiyon reaksiyonlarını katalizler. Şimdi bunların da ayrı ayrı çeşitleri var arkadaşlar. Nedir bunlar? Hemen A diyorum. Dehidrogenazlar. Bakın A dehidrogenazlar. Dehidrogenazlar. Bazılarının isimlerinden çıkaracağız arkadaşlar. Bakın nedir bu? Elektron kazandıran tepkimelerdir bunlar. Elektron kazandırırlar dehidrogenazlar. Dehidrasyon tepkimesi gibi düşünün. Ne yapıyor? Su oluşturuyor. Su oluşturuyorsa ne yapıyordur arkadaşlar? Elektron kazandırıyordur. Çünkü hidrojen nedir? Hidrojen bir protondur ve hidrojenin işte oksijenle bağlanması için elektron da gereklidir. Elektron kazandırıcı tepkimelerdir arkadaşlar dehidrogenazlar. O zaman yazalım. Elektron kazandırıcı enzimlerdir ya da tepkimeleri katalizler diyelim. Tepkimeleri katalizler. İkincisi arkadaşlar B diyorum oksidazlar. B oksidazlar. Oksidazlar ne yapıyor peki? Bunlar da elektron kaybeden tepkimeleri katalizliyor. Yazalım arkadaşlar ne dedik? Elektron kaybeden tepkimeleri etkiler. Elektron, bir de yazabilirsem, elektron, evet, kaybeden tepkimeleri katalizler ya da etkiler. Arkadaşlar, bir diğeri bakın, oksidaz dedik, dehidrogenaz dedik, şimdi redüktaz diyeceğiz, redüktazlar. Redüktazlar. Bunlar da substratı, bakın substrat neydi arkadaşlar? Enzimin etki ettiği madde. Substratı bir redüktör aracılığıyla indirgeyen enzimlerdir. Nedir redüktör? Mesela nasıl örnek vereyim? Mesela asetaldehit redüktaz dediğimiz bir enzim var arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Asetaldehiti, hani o etil alkol tepkimesi vardı, etil alkol fermentasyonu. Burada asetaldehiti etil alkole redüklüyor. Yani etil alkole bağlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Dönüştürüyor diyebiliriz ya da bağlıyor demeyelim de dönüştürüyor diyelim. Redüktazlar bu şekilde. O zaman yazalım. Substratı bir redüktör aracılığıyla indirgeyen enzimlerdir. İndirgeyen enzimlerdir. Yani ne yapıyor? İşte asetaldehiti etil alkolü dönüştürüyor. Yani bu şekilde dönüşüm tepkimesi olarak da düşünebilirsiniz. Gelelim transhidrogenazlar arkadaşlar. Transhidrogenazlar. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da bir molekülden diğerine hidrojen taşıyorlar. Bakın hidrojenden transfer etmekten. O zaman hidrojeni bir molekülden diğerine taşır. Gelelim E diyelim arkadaşlar hidroksilazlar. Arkadaşlar bunlar da substrata OH ekler ya da su katan tepkimeler enzimlerdir. O zaman yazalım substrata OH ya da H2O katar.
H2O katar. Bu enzimlere de hidroksilazlar diyor. Zaten hidro ne demek? Su demektir. İşte hidrojen katıyor, OH katıyor ya da arkadaşlar şu hidroksil demek ya. Hidroksil katıyor ya da su katan enzimlerdir. Şimdi bunlar oksidoüretik tazlar olarak bitti arkadaşlar. Gelelim transferaz enzimlerine. Bakın transferazlar diyelim 2. 2 transferazlar. Bunlar da adı üstünde ne yapacaklar? Transfer edecekler. Neyi transfer edecekler? Arkadaşlar hidrojenin dışında bir atomu veya atom grubunu transfer eden zaten hidrojeni kim yapıyor? Bakın transhidrogenazlar yapıyor. Hidrojen dışında herhangi bir atomu başka bir moleküle aktaran enzimlerdir bunlar. O zaman yazalım. Hidrojen dışındaki molekülleri transfer ederler. Transfer ederler yani taşırlar. Peki yazalım. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunların çeşitleri yok. Sadece bu şekilde isimlendiriyoruz. Gelelim 3. 3 diyorum. Hidrolazlar. Hidrolaz. Hidrolaz adı üstünde su ile ilgili bir şey değil mi? Arkadaşlar hidrolitik reaksiyonlar yani su ile ilgili olan reaksiyonları katalizliyor. Su moleküllerinin işte aracılığıyla başka moleküllerin yıkılmasını sağlıyor. Yani bir nevi hidroliz enzimlerini katalizleyen enzimlerdir arkadaşlar. Yazalım o zaman. Hidrolitik tepkimeleri katalizler. İşte bunlar arkadaşlar için hidroliz enzimleri oldukları için hangi bağları etki ediyor? Ester bağını etki eder, glikozit bağını etki eder, peptit bağını etki eder. O zaman yazalım. Ester, glikozit, peptit bağı. Peptit bağına etki eder. Etki eder. Evet. Bunların çeşitleri var arkadaşlar. İki tane çeşidimiz var. A diyeceğiz. Esterazlar. Esterazlar. Bakın adı üstünde. Esteraz neye etki edecek arkadaşlar esterazlar? Ester bağlarını yıkacak. O zaman yazalım. Ester bağını yıkar. Ester bağını yıkan enzim hangisidir? Lipaz enzimi, değil mi? Lipaz enzimi yağları sindiren enzimdir. Örnek olarak yazalım yanına. Daha sonra B diyoruz arkadaşlar. Proteazlar. Proteazlar, bunlar da peptit bağlarını yıkan enzimlerdir arkadaşlar. Peptit bağını yıkar. Buna da mesela örnek olarak peptidaz enzimini verebiliriz. Peptidaz enzimi. Evet, hidrolazlar bu şekilde. Gelelim 4 diyelim liyazlar. Liyazlar, bakın bunun isminden pek bir şey çıkaramıyoruz. Acaba ne işe yarıyor liyazlar? Arkadaşlar bunlar çift bağlara etki eden ve bunları gruplarına ayıran enzimlerdir. O zaman yazalım. Çift bağlara etki eder. Çift bağlara etki eder. Mesela bu tepkimelerde, liyazların etki ettiği tepkimelerde açığa su çıkmaz arkadaşlar. Mesela şu hidrolazlarda hidroliz tepkimesiydi. Suyu kullanıyor. Mesela şurada dehidrogenazlar var ya burada su açığa çıkabiliyor. Ama liyazlarda kesinlikle su açığa çıkmıyor arkadaşlar. Onu yazalım. Su açığa çıkmaz. Mesela örnek olarak diyelim ki karbon karbon bağını etki eder. Daha sonra arkadaşlar karbon azot bağına etki edebilir. Veya karbon oksijen bağlarına etki eder. Bunları etki eden enzimlerdir liyazlar. Evet geliyorum. 5 diyorum. 5 izomerazlar. İzomerazlar. Nedir izomerazlar? Bakın ne demekti izomer? Birbirlerinin aynısı olanlar ama açık formülleri farklı olanlar. Arkadaşlar izomerlerin birbirine dönüşümünü sağlayan enzimlerdir. Yani şöyle düşünün mesela. Hani demiştik ya işte uzayda dizilişleri farklı ama kapalı formülleri aynı olan enzimler demiştik veya aynı olan moleküller demiştik. Mesela glikoz, fruktoz, galaktoz. Bunların kapalı formülleri aynı. Cl taş 12 O6.
ama açık formülleri farklıydı. İşte bunları birbirine dönüştüren enzimler nedir? İzomerazlardır. O zaman yazalım. İzomerleri birbirine dönüştürür. Birbirine dönüştürür. Dediğim gibi isminden de çıkarıyoruz. Gelelim ligazlar arkadaşlar. 6 ligazlar diyoruz. Ligazlar. Arkadaşlar bunlar da ATP harcanarak bağ yapmayı sağlayan enzimlerdir. O zaman yazalım. ATP harcanarak bağ yapan enzimlerdir. Peki nasıldır bunlar arkadaşlar? Mesela amino asitlerin, yağ asitlerinin aktifleşmesini sağlayan enzimlerdir. Hani amino asitler bir araya gelerek peptit bağlarını işte kuruyor. Yağ asitleri gliserolle birleşerek ester bağlarını kuruyor. İşte biz bunlara ne diyoruz? Ligazlar diyoruz arkadaşlar. Gelelim. Ligazları biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Zaten son olarak ayıracağız. Kinazlar ve fosfolilazlar. O zaman şöyle ayıralım. Bakın şöyle ayırmak istiyorum. Kinazlar. Şöyle A dedim. Kinazlar. Arkadaşlar kinazlar ATP'nin fosfat grubunu özel substratlara aktarıyor. Yani şöyle düşünün. Hani glikozun aktifleşmesi olayı var ya. Glikoz aktifleşirken iki tane ATP harcanıyor ve buradaki fosfatlar gidip glikoza bağlanıyor. Biz bu olayı yapan enzime ne diyoruz? Kinaz diyoruz. O zaman şöyle yazalım. ATP'deki bu arada görünüyor mu? Biraz yukarı alalım. ATP'deki fosfat grubunu farklı moleküle aktarır. Farklı moleküle aktarır. Örnek olarak glikozun aktifleşmesini verebiliriz arkadaşlar. Glikozun aktifleşmesi. Gelelim. Şöyle B diyelim. B diyoruz arkadaşlar. Fosforilazlar. Fosforilazlar. Bunlar da bu sefer tam tersi yapacak arkadaşlar. Ne yapacak? Glikojeni bakın mesela glikoza çevirecek ve buna fosfat bağlayacak arkadaşlar. Buna da biz ne diyoruz? Fosforilaz diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Kaslardaki glikojeni glikoza çevirerek fosfat bağlar. Yani bu kaslara özel bir enzimdir arkadaşlar. Özellikle çizgili kaslarda bulunur. Evet, bununla ilgili çıkmış soru da var arkadaşlar. Kaçıncı senesinde hatırlamıyorum ama diyor ki bir substrattan elektron alınması veya koparılmasını katalizleyen enzimler aşağıdakilerden hangisidir? Bakın elektron alınmasını veya bağlanmasını sağlayan. Biz bunlara genel olarak ne diyoruz? Oksidoredüktazlar diyoruz değil mi? Bakın dehidrogenazlar elektron kazandırıcı, oksidazlar da elektron kaybedici olan tepkimeleri katalizliyor. Dolayısıyla enzimlerin sınıflandırılması ile ilgili oldukça fazla soru çıkabiliyor arkadaşlar. Evet bu videoyu burada bitirelim. Enzimlerin sınıflandırılması olarak ayrıca anlatmış olduk. Bir sonraki videoda enzimlerin çalışma mekanizmasını ve enzimlerin çalışmasını etki eden faktörleri anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.